Çocuklardan çocuklara seslenir. İlk adımlar heyecanlıdır, tedirgindir. Aynı oranda da heveslidir. Çünkü ilk adımlar emekleme zamanının sonrasında gelir ve uzun yürüyüşlerin müjdecisidir. İlk adımlar süt çocukluğundan kurtulmanın, gelişimin ve büyümenin de habercisidir. Çam Kokusu programının ilk konukları onlardı. Bugün 44. haftamızdayız ve yine yolumuza onlarla devam ediyoruz. Kimlerle mi? Tepebaşı Çocuk Senfoni Orkestrası ile. Onlar artık ilk adımların tedirginliğini çoktan uzakta bıraktılar. Ve güçlü bir orkestra olarak pek çok konsere imza attılar. Geçtiğimiz yıl 18 Mayıs'ta ilk konserini veren orkestra, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk ve Kongre Merkezi'nde bir konser verdi. 15 Kasım'da Barış İçin Müzik Vakfı'nın 10. yıl konserinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile Şef Şaza Götzel yönetiminde Zorlu Center'da büyük bir gösteriye imza attılar. Son olarak da 9 Aralık'ta Uluslararası Şefika Kutler Festivali'nde sihirli flüt sanatçısı Şefika Kutler ile sahne aldılar. Bu konserin geliri UNICEF Tarım İşçisi Çocuklar Fonu'na bırakıldı ve adeta çocuklardan çocuklara güzel bir köprü kuruldu. Müzik 300'e yakın çocuğun enstrüman çaldığı Çocuk Senfoni Orkestrası yoluna büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Çocukların her yaptığı şeyde kardeşliğin, sevginin, barışın, coşkun izlerine rastlanır. Her zaman onların çalışmaları ve başarıları heyecan verici ve duygulandırıcıdır. Fazıl Hüsnü Dağlarca kaleme aldığı bir şiirinde "Birbirimize kardeşim derken neden su içiyor gibiyiz? Birbirimize kardeşim derken neden doyuyor gibiyiz? Birbirimize kardeşim derken neden türkü söylüyor gibiyiz?" der. Tepebaşı Belediyesi Çocuk Orkestrası da evrenin dili olan müzikle çocuklardan çocuklara, çocuklardan büyüklere adeta yeni köprüler kurarak yollarına devam ediyor. Bir şarkı her zaman insanı bir yolculuğa çıkarır. Devrim dirlik yapan "Ey kalbim, topla beni bu çağdan, bir şarkıya binip gideyim" der. Birçok şeyin karanlığa evrildiği günlerimizde aydınlık yüzlü bu çocukların şarkılarıyla sizi baş başa bırakırken onların çaldığı şarkıya binip karanlıklardan uzaklaşmanızı dilerim. Zira çocuk sesleri her zaman şenliktir, şenliklidir. Sevgili seyirciler, 2016'nın ilk gününde yine sizlerle beraberiz. Çam Kokusu'na başladığımız zaman ilk konuğumuz Ahmet Ataç'tı. Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç'tı ve konumuz Çocuk Senfoni Orkestrası'ydı. Gerçekten Eskişehir'de çok büyük bir heyecan yaratan Çocuk Senfoni Orkestrası geçtiğimiz yıldan, kuruluşundan bugüne kadar çok heyecanlı, çok başarılı konserlere imza attı. Yine sizleri bu konserlerle buluşturacağız ve bu gelişimi, nereden nereye geldik, bütün bunları konuşacağız. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle görsel üzerine yazdığım metin müthişti. Çocuklar adına teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Her zaman çocuklar hayatın bir bakıma ilham vericisi yani, evet, bizler için. Çünkü büyüdükçe biz korkularla, başka şeylerle kirleniyoruz. Ama çocukların o naif dünyası her zaman beni çok heyecanlandırmıştır. Ve bu proje de biliyorsunuz bizim ilk programımızın konusuydu. Çam Kokusu programının da doğuşuna neden oldu Çocuk Senfoni Orkestrası. O nedenle biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten
hem çocuklara hem de geleceğimize böyle yürek vermeniz, el vermeniz bizler adına da çok mutluluk verici. Şimdi nereden nereye geldik başkanım Çocuk Senfoni Orkestrası'nda? Şimdi tabii bunu böyle sorunca birazcık böyle işin temeline veya belediyeciliğin felsefesine inmek gerekiyor. Şimdi, tabii inelim. Tabii yani neden yani çocuklara birkaç, bu kadar çok yatırım yapıyorsunuz? Birkaç kelimeyle özetleyeceğim, çok detaya girmeyeceğim. Belediyecilik genelde temel hizmetlerdir. Evet. İşte nedir? Yol yapmak, trotuar yapmak, asfalt yapmak, temizlik işleri, çöp toplamak, vergi toplamak gibi fonksiyonlar vardır. İşte zabıtayı işler yapmak. Ama artık dönemimizde bu işler bana göre çok sıradan işler. Ha, biz bu işi gerçekten alasıyla yapıyoruz. Şöyle diyeyim, iki tane rakam vereceğim. 2009 seçimlerinden sonra 2014 seçimlerine kadar geçen 5 yılda 500 bin ton asfalt yapmışız. 1 milyon metrekare kilit parke yapmışız. Bu inanın bir büyük şehir rakamlarıdır. Türkiye'de de yani bu rakamlar bilemiyorum tabii İstanbul, Ankara falan onlarla yarışacak halimiz yok ama kendi çapımızdaki belediyelere baktığınızda bu rakamlar çok azdır. Hemen hemen bugün Tepebaşı bölgesinde asfaltsız yer kalmadı gibi. Ha, gözden kaçan yerler vardır, şudur budur ama yani hepsine Tepebaşı Belediyesi adımını basmıştır. Orada muhakkak o yolu yapmıştır. Tabii 2008'den sonra katılan son Büyükşehir Yasası ile birlikte 40 tane köy var. Bu köylerin yaklaşık 21-22 tanesi tamamlandı. Önümüzdeki kalan yılda kalan işte 38 tane köyünde üst yapıları tamamlanacak. Tabii bunları yapmak bizim görevimiz. Tabii Türkiye'de ne şehirler var, ne ilçeler var. Yani hakikaten iyi durumda değil. Ama Tepebaşı Belediyesi bu sorumluluğunu çok iyi bilen, işte ne diyeyim, bugün Tepebaşı Belediyesi Türkiye'de çok gerçekten temiz ilçelerden bir tanesidir evet. Yani. Çünkü, bu konuda geçtiğimiz günlerde bir de en iyi belediye olma konusunda bir ödül aldınız başkanım. Evet, eksik olmasınlar. Biraz o ödüle de değinelim isterseniz. Eksik olmasınlar. Kamu Çalışanları Derneği'nin yapmış olduğu bir şeyde değerlendirmede böyle bir belediyemizi iyi noktada görmüşler ve bu ödülü vermişler. Önemli bizim için. Tabii bunun için herhalde kendilerine göre kriterleri vardır. O kriterleri bilmiyorum ama o kriterlerin demek ki bir kısmını Tepebaşı iyi yerine getirmiş gibi o ödülü vermişler. Ama bunlar en doğal ihtiyaçlar. Hani bugün hava gibi, su gibi, evet, toprak gibi ihtiyacımız bunlar. Ama artık şehirde yaşayan insanların farklı ihtiyaçları da var. Ben bunu dört grupta mütalaa ediyorum. Bir tanesi sanat, kültür. Evet. Bir tanesi sağlık. Bir tanesi spor. Bir tanesi de sosyalleşme. Bu dört konu insana birebir dokunan konular. Eğer bir belediye temel hizmetlerle beraber bunlardan birkaçını yapabiliyorsa o belediye iyi konumdadır derim ben. Tabii. Çünkü o yörede bir yaşantı zenginliğini yol yani, açıyor yani, yani bütün bunlar. Yani şimdi işte bizim belde evlerimiz örneğin sosyalleşme ve kadına hizmet anlamında iyi noktadadır. Ve Türkiye'nin ilkidir. 2001 yılında ilk Fevzi Çakmak'ta açarak başladık bu işe. Bugün 22 tane belde evimiz var. Her yıl yaklaşık 15 bin civarında kadınımız belde evlerinden farklı kurslara, farklı el sanatlarına katılarak hizmet alırlar. Spor dediğinizde işte
Birçok noktada bu geçen 6,5 yılda çok ciddi tesisler açıldı. İşte Beyiç Erkin Sentetik Çim Sağı, işte Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi. Efendim söyleyeyim, bu sene 8 noktada halı saha açıldı. Bunların bazılarında sosyal tesis var. Mesela Çukurhisar'daki yapılan saha normal standart saha olduğu için orada lig maçları, yani amatör lig maçları oynanabilecek. Aynı şekilde Beyiç Erkin'de de oluyor. Bunlar gelecek yıllarda devam edecek sporla ilgili. Ayrıca biliyorsun bu sene bir salon temeli attık. Bu salon seneye tahmin ediyorum Ağustos-Eylül aylarında biter. İşte su sporları bir tarafta, çim sahalar bir tarafta, salon bir tarafta. Yani Tepebaşı'nın çocukları seçecekler hangisini yapayım diye. Böyle bir alternatifleri oluştu artık. Ve sokaktan veyahut yoğun bilgisayarla oynamaktan kurtulacaklar. Evet. Çünkü onlara şunu yapma etme derken alternatifini de göstermek zorundasınız. Tabii. Alternatifiniz yoksa çocuk kendini o zaman baskı altında hisseder. Tabii tabii, neyse, yani sevdiği neyse ona yönelecek. Sağlık projelerimiz yine ortada. İşte çocuklar için ağız diş sağlığı merkezi gerçekten çok önemli iş yapıyor. Yani 3 senede yaklaşık 15-16 bin çocuğun tedavisini bitirdi. Çok ciddi bir takım ağız diş sağlığıyla ilgili koruyucu kimlik adına bilgiler aldılar. Onlar devam ediyor. Çocukların tedavisi bitenlerin işte periyodik kontrolleri var. 6 ayda bir geliyorlar, ağızlarına bakılıyorlar. Eğer yapılan işlerde bir sıkıntı var mı veya yeni bir şey olmuş mu, onlar kontrol ediliyor. Bu da çok güzel bir şey. Tabii. Burada hedefimiz var tabii. Bir süre sonra ağızdaki çürük sayılarını azaltmak. Mesela bugün 10 tane çocuk çağıralım şuradan geçen, 9'un ağzında çürük vardır. Eğer bunu biz 2 sene sonra 7'ye, 4 sene sonra işte 6'ya düşürürsek bu iş iyiye gidiyor demektir. Yani Tepebaşı'nın çocukları artık sağlık ağızdan başlar düsturuna uyup koruyucu hekimlik önerilerini de alıp iyi noktaya gitmekteler. Çünkü artık dişlerini fırçalıyorlar. Ne yerse dişime tabii zararlı. Bir sürü şey tabii önlenebilir tabii, durumda tabii, yani. Tabii, tabii. Ağız sağlığıyla ilgili. İşte büyüklerimiz için Alzheimer Merkezi, sağlıklı yaşlı evleri, engellilerimiz için Down sendromluk kafe, efendim söyleyeyim zihinsel engelliler için montaj atölyesi, hobi bahçeleri. Yani bunların hepsi 7'den 70'e engellilerimiz için tabii. Mesela hobi bahçeleri ailecek geliyorlar. Evde bir iki engelli var, bir tane var. İşte anne baba, çocuk veya genç yetişkin gelip orada 3-4 ay toprakla uğraşıyorlar. O negatif, olumsuz enerjileri gidiyor. Toprağa geçiyor, yani topraklıyorlar tabii bir yönde. Bunun gibi daha anlatacak o kadar çok şey var ki, yani o dört insana değen konu başlığını Tepebaşı Belediyesi büyük başarıyla yerine getiriyor. Büyük başarı diyorum çünkü karşıdan bize dönüşleri bildiğim için söylüyorum. Bazı işlerde müthiş dualar var, bazı işlerde takdirler var, bazı işte insanların mutluluğu var. Buradan anlıyorsunuz zaten. Evet. Dediğim gibi ben her yerde diyorum ki önce hekimim sonra belediye başkanıyım. Evet. İnsan merkezlisiniz. Tabii tabii. Bu noktada. İşte yılda 3 tane geleneksel etkinlik var. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu. Bu sene 10.sü yapılacak. Sanat Çalıştayı. Bu sene 7.sü yapılacak. Uluslararası Şiir Buluşması. Bu sene 6.sü yapılacak. Bunların hepsi insana değen şeyler. Evet. Yani toplumu kucaklayan, toplumu mutlu eden çalışmalar. Tabii. Şimdi insan hayatı, başkanım,
çalışmak ve kendi neslini üretmekten, devam ettirmekten ibaret gibi görünüyor. Ama bizim bedi yanlarımız var. Yani ruhi yönden, zihinsel yönden dinlenmemiz gerekiyor. Yenilenmemiz gerekiyor, tazelenmemiz gerekiyor. Ve bütün bunları da tabii sanat, bilim, spor aracılığıyla yapabiliyoruz. Bugün depresyonda olan birçok kişiye spor yapması öneriliyor. Çünkü sporda işte serotonin salgılanıyor, iyi geliyor deniyor. Sanatın tabii insanı her zaman tazeleyici bir yönü var. Doğru ve yanlışı hiyerarşik yönden sıralama konusunda insanlara yeni bir vicdan, yeni bir akıl kazandırıyor. Farklı bir vicdan duruşu kazandırıyor. Bu açıdan da insan hayatını şekillendirmek konusunda yaptığınız bu çalışmalar gerçekten 7'den 70'e herkesin yüreğine de ulaşıyor bir bakıma. Yani hem hayatına dokunuyor hem de yüreklerini yenilemelerine de yardımcı oluyor. Tabii bizim Çocuk Senfoni Orkestrası da kurulduğu zaman onun hikayesini ilk defa anlattığımızda, ilk programımızda biliyorsunuz bu konudaydı. Birkaç Eskişehirli çocuksever ve müziksever kişinin enstrüman bağışıyla başladı. Evet. Bu tabii Venezuela'da kurulan bir örneğin üzerine devam etti. Barış Vakfı'nın İstanbul'daki örneği Eskişehir'de de uygulandı. Ama o günlerde biz çocuklarla yaptığımız röportajlarda falan çok heyecanlıydılar. Ama sonrası için açıkçası ne yapabilecekleri konusunda çok fikirleri yoktu. Yani tabii, sadece enstrüman çalmayı öğreneceklerini düşünüyorlardı. Ama sizin ilk konseriniz 19 Mayıs'ta olmuştu galiba, 18 Mayıs'ta. Ki geçen yılki konserinizden Ocağın sonra. Ocağın 24'ü bizim yıl dönümümüz olacak. Evet. İşte Ocak 24'ten 18 Mayıs'ta veya 19 Mayıs'ta konser verildi. Tam net aklımda değil tarih, evet, ikisinden biri. Birinci konserimiz oydu. Evet. Orada tabii anneler, babalar, bizler, arkadaşları, herkes merakla onları bekliyordu. Ve gerçekten son derece başarılı bir çalışma yaptılar orada. Herkes sevinçten uçuyordu. Evet. Anne babaların mutluluğu görülecek bir şey. Yani o kadar ilginç ki, mesela Alzheimer'da hastası yatan çocuk, annesi, babası veya yakınları müthiş dua ediyorlar. Yani müthiş dua alıyoruz, hı hı, oradan. Ama senfonideki çocukların annesi babası da aynı şekilde dua ediyorlar. Yani ikisinin nasıl arasında... Nasıl geri dönüşleri var başkanım onlarla ilgili? Anne babalar... İşte yani sadece mutluluklarını ve işte Allah razı olsun sizden demeleri var. İşte bizi hiç beklemediğimiz bir duruma getirdiniz. İşte çocuğumuz bu kadar mutlu, biz bu kadar mutluyuz. Nereye gittiğini, nereye geldiğini biliyoruz. Yani çok çok güzel şeyler söyleniyor. Bu tabii bu Venezuela'da bunun çıkış noktası da bu, hatırlarsan. Yani sokak suçları ve işte uyuşturucuya karşı başlatılıyor. Yani devlet çaresiz kalıyor, diyor ne yapayım diyor. Ne yapayım? İşte bir piyanist, bestekar diyor ki bunu müzikle çözebiliriz. Bu çocukların keman çalması lazım diyor. Tabii keman çok sesli bir enstrüman ve çalınan notalar da öyle. Ve bir anda herkesin merak konusu ve içine katılma isteği, duygusu gelişiyor. Yani önce ne diyeyim, onlarca, sonra yüzlerce, sonra binlerce çocuk sistemin içinde oluyor. Tabii o bir devlet projesi. Adına da El Sistema diyorlar. Yani evet, bir sistem yerleşiyor. Onun için El Sistema diyorlar. Sonra bütün dünyaya yayılıyor. Bu bizim İstanbul'da da 10 yıl önce Barış İçin Müzik Vakfı bir karı koca, müthiş özverili, müthiş güzel insanlar, müthiş akıllı insanlar bu sistemi kuruyorlar. Edirne Kapı'da handikap, ekonomik açısından handikapı olan ailelerin, yani yoksul ailelerin çocuklarını alıyorlar. Biraz sokak suçlularını alıyorlar. Biraz gerçekten uyuşturucu kullananları alıyorlar.
ve el sistemanın mantığına uygun başlatıyorlar. Biraz önce bahsettin, 10. yaş kutlamalarında bizi davet ettiler. Biz de 10 aylık bebektik. Evet. Abimize ziyarete gittik. Evet. O konser nasıl geçmişti başkanım? Müthişti. 300 kişi. Basından izledik, çok 300, güzeldi. 300 kişi çocuğumuz vardı. Tabii Barış için müziği önce işte Yeliz Mehmet, Baki dostlarımız kuruyor. Ama sonra işte bir takım çalışmalarla İKSV, yani İstanbul Kültür Sanat Vakfı sponsor oluyor. Bunun başında da Bülent Eczacıbaşı var. Tabii ki güzel bir şey. O insanlara destek vermek, o çocukları iyiye götürmek. Yani Eczacıbaşı ailesi zaten sanat anlamında gerçekten yürekten yapan. Yani gösteriş için değil. Ben Necat Eczacıbaşı'nı hep onun için çok takdir ederdim. Tabii. Türkiye'de pek çok projede onların imzası var. Tabii imzası var. Ve o destekle daha iyi noktaya geliyor. Onlar işte çalışmalarına devam ederken bizim işte konservatuvardan Profesör Doktor Ozan Tunca onları ziyaret ediyor. Merak ediyor ne oluyor ne diyor. Böyle bir alışverişleri de oluyor. Orada diyorlar ki ya bunu Eskişehir'de de yapabilir miyiz? Bunu biz Anadolu'ya yayılsın istiyoruz diyorlar. Bir gün Ozan Hoca işte randevu aldı. Koltuğun altında bir şeyle, metinle işte ben bir proje anlatacağım diye başladı. Anlattıkça ben böyle kuruyorum. Anlattıkça kuruyorum. Anlattıkça kuruyorum. Ondan sonra işte Melih Başkan'la, diğer başkan yardımcılarımızla beraber olduk. Böyle bir şeye başlayalım dedim. Çünkü hakikaten el sistemayı çok iyi takip ediyorduk. Biliyorduk ne yaptığını. Hani biz de belde evlerinde, çocuk merkezlerimizde küçük küçük bu çalışmalar yapılıyordu. İşte keman, piyano, solfej, şan, saz gibi enstrümanların dersleri vardı ve yıl sonunda onların böyle küçük konserleri oluyordu. Ailelerle birlikte yapıyorduk. Ozan Hoca da onları biliyormuş. Batı kentteki belde evimizde galiba oğlu da orada gelip gidiyormuş kurslara galiba. Ya da başka bir şeymiş, şu anda yanlış bir şey söylemeyeyim. Ve böyle başladı işte. Hemen bir 48-50 tane keman aldık. Onlara çalışacakları 29 Ekim Gençlik Merkezimizde üst salonda onlara tahsis ettik. Küçük bir yerde çalışma yapıyorlardı evet, ilk önce. Evet, üst salonda çalışıyorlardı. Kurulup işte başladılar. Dedim hemen benim bunlara bir merkez yapmam gerekir. İşte oturduk arkadaşlarla. Yer aradık, bulduk. Bir 800 metrekarelik falan bir yerimiz var. Orası tamamen bu bireysel veya grup çalışmalarına uygun olacak şekilde odalar hazırlandı. İzolasyonları yapıldı. Ve 18 Mayıs'taki konserden sonra orada çalışmaya başladık. 18 Mayıs'taki konser de muhteşem oldu. Yaklaşık işte 1000 kişi falan vardı salonda. Orada da herkes ayakta alkışladı. Büyük keyif alındı. İşte gözyaşları tutulmadı. İnsanların yüzü güldü. Evet. Hakikaten çok güzel şeylerdi. Evet. O çocuklar da o dönemde. Neticede yaz geldi, okulları bitti. Tam gün çalışmaya başladılar. O ara işte bu Barışçı Müzik Vakfı'ndan 15 Ekim'deki konser randevusu verildi. Hakikaten işte otobüslerle ailelerimiz, çocuklarımız beraber İstanbul'a gidildi. Tabii orada İstanbul'u yeni görecek, ilk defa görecek çocuklarımız vardı. Deniz'i ilk defa görecek çocuklarımız vardı. İşte Boğaz Köprüsü'nü merak edenler vardı. Ama bu çocuklar o kadar hak ettiler, o kadar iyi çalıştılar.
o kadar ter döktüler ki zorlu performans gibi bir salonda evet. O mini mini yaşlarında şey yani. Konser verdi. Tabii evet. Bizden 10 gün sonra Enrico Macias'ın konseri vardı. Evet. Düşünebiliyor musunuz sahnede? Evet. Yani dünya devi yani bir dünya sanatçı. Devlerinin geldiği bir yer aynen, zorlu performans. Aynen, yani. Aynen. Zaten oranın zorlu yapılış sahne. Amacı da oydu. Hatta bizim eğitici arkadaşlarımıza hem buradan selam söylüyorum. Müthiş özverili işler yapıyorlar. Dedim bakın dedim çocuklar sayesinde burayı gördünüz dedim. Takıldım azıcık. Geliştik öyle falan. Evet. Tabii onlar için de büyük gurur. O çocukların orada tabii. Keman çalması, orkestranın keman çalması. Çok mutlu döndük oradan. Çok tabii başarıyla bütün televizyonlarda çıktılar, gazetelerde çıktılar. Onlar adına çok önemli şeylerdi. Tabii o bitti. Biz işte Şefik Hanım'ın davetini de biliyorduk. Evet. Onun seçim nedeniyle onun tarihi de bir ertelenme oldu. Neticede işte Ankara'daki konser de geldi, dayandı. İşte Ankara'ya gittik. Ankara'da sağ olsun genel başkanımız bizi Kemal evet. Kılıçdaroğlu yalnız bırakmadı. Şimdi ona gelecektik evet. Başkanım. Ankara'da biliyorsunuz ben de geldim. Öğrenci velileriyle birlikte sohbetler ettik yol boyunca. Ve gerçekten onlar çocuklardan daha heyecanlıydılar. Yani onların arasında benim birkaç tane tanıdığım akrabalarım da vardı. Bir kere çocuklarının orada yer almasından çok mutluydular. Neden bizim çocuğumuz da müzik eğitimi almasın? Belki konservatuara girebilir. Ümidini de taşıyorlardı. Yani bu açıdan da aslında onların çocuklarının kariyer planlaması konusunda da bir yol gösterici olmuş bu çalışmalar. Bir de sayı bakımından da aslında 50 enstrümanla başlandı. Senfoni orkestraları maksimum 150 kişilik falan oluyor. Burada 300 çocuğa ulaşılmış olması da tabii. Aslında hani bizim kontenjanımız doldu. Bir senfoni orkestrası kurduk. Geri kalanlara yerimiz yok denmemiş olması benim gerçekten çok dikkatimi çekiyor. Ve orada orkestra şefi Ramazan Albayrak'la sohbet ettik biz. 3 ayrı grup halinde çalışılıyor. 3 ayrı grup halinde hazırlanılıyormuş. Evet, evet. Bu açıdan da çok önemli. Yani 300 çocuğa ulaşılıp işte senfoni orkestrası 100 kişiliktir. Geri kalanlara kontenjanımız doldu denmemiş olması da çok büyük bir olay bence. Öyle bir şey yok. Yani biliyorsun hiç yetenek sınavı falan yok. Her evet. Müracaat eden yer varsa her çocuk alınıyor. Devam mecburiyeti yok. Ama sıfır füreyle gidiyor. Ne kadar güzel. Bu yani, çocukların ne kadar istekli evet, olduğunu da evet. gösteriyor. Ne kadar takip ettiklerini görüyoruz. Bahsettiğim gibi ilk 50 enstrümanla başladık ama daha sonra işte bu bağış yapan arkadaşlarımız ya hayırsever dostlarımız sayesinde enstrümanlarımız artıyor. Birazcık da ben slogan da yaptım. Bir enstrüman bir çocuk kurtarır diye. Gerçekten de öyle yani. Öyle. Burada illaki insanların kötü duruma düşmesi değil ki. Burada insanın kötü duruma düşmeden korunması da önemli. Tabii. Koruyucu hekimlik gibi. Yani insan tabii. Hastalanmadan nasıl koruyucu hekimlikle koruyorsun? Burada da öyle. Müzikle, zaten başkanım eğer bir insana yardım etmeniz muhtemel bir şeyse, imkan dahilinde bir şeyse, zora düştükten sonra ona elinizi uzattığınız zaman o yardım alan kişi de öfke de oluşturuyor. Tabii. Çünkü aklın neredeydi bugün? Aklın neredeydi bu zamana kadar? Yani zaten birbirimizin elinden tutarak bir yere gelmemiz gerekirken yani onu ertelemek bu açıdan da kötü. Evet. Başkanım bizim bir VTR'miz var Ankara konseriyle ilgili. Onu birlikte izleyelim. Yani çünkü demin o kadar keyiflendim ve bu ara bizim böyle yoğun işler, seçimler falan içim karardıydı. Evet. Çocukları izleyince kendime geldim yani evet. Resmen. Onlar her zaman bize hayat veriyorlar. Evet. İkinci VTR'mizi girebilir miyiz arkadaşlar? Thank you.
katılmak benim için gerçekten olur. Çocuklarımızla gurur duyacağız. Çocuklarımız için bir şey söyler misiniz diye sorarlar. Aslında onlar için söyleyecek çok sözümüz var. Ama biz bugün onları dinleyeceğiz. Onlarla gurur duyacağız. Onlar geleceğin umudu, ülkenin umudu, hepimizin umudu. Onları yetiştiren hocaları, annelerini, babalarını yürekten tutuyorum. Hepinize saygılar. Başkanım, protokolün de katılımı çok iyiydi Ankara konserine. Oradaki izlenimler konusunda gerek Sayın Kılıçdaroğlu gerekse Rahşan Ecevit de katıldı. Onların izlenimleri neler oldu? Onlar neler söylediler? Yani bir kere tabii şaşırıyorlar. Yani bir 10 ay gibi kısa bir zamanda bu hale gelmeleri, işte Şefika Kutluer'e eşlik etmeleri gerçekten çok önemli ve Şefika Hanım'ın da izledik, böyle çok rahattı, çocuklarımızı böyle çok sevgiyle karşıladı diyeyim. Yani çalarken bu çok önemli. Hani bazıları suratına asar, olmadı der, bilmem ne der, hiç böyle bir şey yapmadı. Onlara çok, çok teşvik rahattı. Edici davrandı. Evet, yani, evet. Tabii onların da Şefika Hanım'ın yanında olmaları, çalmaları müthiş bir şey. Yani tabii, bu büyük bir heyecan duyabilirler, duydular mutlaka. Böyle çok şevk verir. Moral getirir çocuklara, rahatlarlar. Biz bunu başardık duygusu çok önemli tabii. İşte Kemal Bey çıktı, çocukları kutladı. Çok güzel şeyler söyledi, aileleri için de güzel şeyler söyledi. Bu tabii genel başkanın bunu yapması, orada konuşma yapması çocuklarımıza ayrı bir moral oldu. Bize de öyle, yani belediye olarak bize de ayrı moral oldu. Diğer grup başkan vekillerimiz vardı. Hepsi tek tek geldiler. Yani bu nasıl becerdiniz, nasıl yaptınız? Bütün belediyelere örnek olması gerekir bu diye çok güzel şeyler de söylediler. Rahşan Hanım çok metiyeler yağdırdı, eksik olmasın. Neticede basın çok ilgiliydi. Ben ertesi gün yurt dışına çıkmak zorunda kaldığım için basını dolaylı izleyebildim. Baktım bütün yazılı, görsel basının hep her tarafa çıkmışlar, değerlendirmiş basın. Ve çok güzel şeyler söylediler onlar da basında. Tabii, da. Berete filan da daha sonra tabii, zaten, bu konseri verdi. Kanal B bütün yayına çekti. O herhalde pazar günü yoktum işte. Pazar günü tamamını vermişler. Tabii buradan değerli hocamız Mehmet Haberal'a da çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı bize verdi. Diğer kanallar da öyle. NTV, CNN, Fox, Halk TV hepsi çok güzel verdi. TRT vermiş. Bunlar çocuklar adına çok önemli. Demin dedim ya, belki ilk defa İstanbul'u gördü, ilk defa Ankara'yı gördü. O sahneyi, o salonu ilk defa gördü çocuklar. Ama hak ettiler. Evet. Müthiş bir çalışma, alın teri. Evet. Tabii içinde bunun sosyalleşme var, dayanışma var. Birlikte ekip olma duygusu var. Alın teri var, emek var. Ailelerin sevgisi var, yaklaşımları var. Yani o kadar çok şeyi kavruyor ki. Bir yönde hayatları farklı bir noktaya geldi. Tabii. Ben şunu düşünüyorum. Bundan bir yıl önce mesela bir çocuğumuzun babasına desem, senin çocuğun keman çalacak desem, şaşırır. Nereden çıktı bu der. Çünkü kafalarında, planlarında gelecekte böyle bir şey yoktu ki. Bu öyle bir çocuk olacak, 10 ayda yetişecek, işte zorlu performansta hep beraber gidip bu evet. çocuğu izleyeceğiz dedik. Ya dalga geçme, bırak falan derdi. Evet. İşte gerçekten güzel bir seyir oldu. Şefika Kutler'le konser verecekler. Yettin artık, git buradan falan derlerdi yani. Evet. Ama bugün o ailelerin sohbetleri bile değişti.
Bach'tan bahsediyorlar, Beethoven'den bahsediyorlar, konserlerden bahsediyorlar. O bizim merkezde çocukları beklerken çok koyu sohbetleri oluyor. Evet. Müthiş güzel şeyler. Başkanım, zaten ben biraz klasik müzik eğitimini ve genelde müzik eğitimini, çünkü bir orkestrayla, bir ekiple çalışıyorsunuz. Evet. Çok sesliliği anlamak, başkalarına saygı duymak, öteki kılmadan diğerine saygı duymak noktasında çok eğitici olduğuna da inanıyorum. Çünkü herkesin orada seslendirdiği bir alet vasıtasıyla verdiği bir ses var. Ama birlikte bir armoni yakalamak için hem o sabrı, hem o saygıyı, hem de o disipline saygı duyması gerekiyor. Yani. Bütün bunları da aslında o aracılığıyla öğreniyorlar. O açıdan da çok güzel bir çalışma. İşte şefi nasıl bekleyecekleri, kemanı evet. nasıl tutacak, arşiyi nasıl tutacak, efendim işte işaret ettiğinde ne yapacak, nereye bakacak. Yani bunlar dediğin gibi hepsi bir manzume önemli, gibi yani. Tabii önemli bir disiplin esasında yani tabii, bu da. Tabii. İşte o birlikte hareket etmeyi, güç olmayı sağlıyor. Sosyalleşmeyi sağlıyor. Evet. İşte 300 çocuk bugün birlikte müzik yaptığı an o duyguyu birleştiriyor. Oradan bir işte birlik güç çıkıyor. Çok önemli şeyler bunlar. Evet. Arkadaş olma duygusu, işte büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi. Ya ne dersen var içinde. Evet, tabii. Hepsinin yüzleri zaten ekranlarda da gördük. Çok biliyor, mutluydu. Zaten onlar. Sistemin özelliği o. Çalarken eğlenmek. Evet. İşte hareketler, buna da uygun, çok uygun. Tabii hareketler var biliyorsun. Kalkıyorlar. Evet. İşte arşileri sallıyorlar, kemanı sallıyorlar. Evet, gülüyorlar, nara atıyorlar. Evet. Bunlar hepsi güzel şeyler tabii. Evet. Peki bu konularda başka neler söyleyeceksin başkanım? Sanırım notlarınız bir var. Bir notlarıma da bakayım da. Şimdi şu anda bizim arkadaşlarımız, yani kardeşlerimiz, çocuklarımız yaylı çalgılarda başarılılar. Onu ciddi becerdiler. Yani bazen önlerindeki notayı bakıyorum. Müthiş nota okuyorlar. Kim hatta parçayı ezberlemiş ama müthiş nota okuyorlar. Bu öyle kolay kazanılmayacak bir beceri ki ama bunu kazandı çocuklar. Yani çok süratle nota okuyamak, ben 5 yıl falan akordeon çaldım. Notalı çaldığım için notanın ne olduğunu çok iyi bilirim. Evet. Ama notayı okuduğumda her şey bitiyor zaten. İyi müziğe adım atmış oluyorsun. Evet. Şimdi bizim yeni başladığımız, yeni dediğim birkaç aydır başladığımız üflemeli enstrümanlar var. Bunlar işte çocukların büyüklüklerine göre, becerilerine göre dağıtılıyor. Hangisi talep ederse işte onlar dağıtılıyor. Bunları da eksik olmasın, bizim Polimex Eskişehir firmamız var biliyorsunuz İstanbul'da. Evet. Türkiye'nin ünlü bir firması, inşaat firması. Onlara rica ettim. Bütün üflemeleri hiç tıksız aldılar yani. Hı, çok güzel. Çok onlara teşekkür ediyorum. Ederiz. Evet. Tabii onlar bayağı bir pahalı enstrüman grubu. Şimdi vurmalılar var. Onlar için biri bir bağış yaptı. Ha, bağış yapan da şey, bizim efsane Eskişehir Spor'un kadrosu. Onlar evet. halı sahadan kazandıkları parayla geçtiğimiz günlerde bir lösemili çocuklar kliniğine yardımda bulundular. Bir de bizim işte çocuklarımıza bir bağışta bulundular. Oradan bu vurmalı çalgılar alınacak. Şimdi ben... O zaman orkestranın diğer enstrümanları da tamamlanmış oluyor. Tabii, şimdi mesela 50 üflemeli enstrüman geldi. 20 violonsel, 10 kontrabas, 30 violonlu, 30 vurmalı ve 103 çocuğumuz keman çalıyor şu anda. Evet. Tabii bu 50 üflemeli daha kıvamında değil ama yavaş yavaş olacak. Bu büyük konserlerde Anadolu Üniversitesi'nde konservatuar öğrencilerinden destek alıyoruz bazı enstrümanlara. Hı, çok güzel. Ama onlar zaman zaman geliyor, zaten orada eğiticilik de yapıyorlar.
Şimdi bu sistemin güzel tarafı, usta olan çocuk sonra eğitici oluyor. Yani usta çalan, enstrümanı çalan çocuk sonra eğitici oluyor. Yani böyle bir sistem içinde bir döngü var. Bu da işin en güzel tarafı. Tabii. Şimdi işte vurmalılara başlayacağız. Onları aldıktan sonra. Senfoni orkestrası sanatçılarından da destek var mı başka? Eğiticiler var. Eğiticiler var. Evet. Gerçekten özveriyle çalışıyorlar. Ama şimdi bazı konservatuvarda çok tanıdığım hocalar var. Onlar diyor ki bir konservatuvarda biz bunu böyle onayda bu duruma getiremezdik diyorlar. Tabii burada çok başka bir duygu var. Tabii bir ruh var yani çok burada. Çok farklı ama. Yani, birlikte olmanın ruhu tabii, var yani. Şimdi orada konservatuvarda tabii çok dikkatli öğreniyorlar. İşte tek başına ama burada beraber çalma duygusu çok önemli. Evet. Yani diğer gruplar da tamamlandığında kendi orkestramız tamamlanmış olacak. Peki başkanım 2016 yılı için konser konusunda olsun, diğer şeylerde tabii, olsun, çocuklarla ilgili hangi hedeflerimiz var? Şimdi programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Amaç onlara değinelim. Çocukları farklı solistlerle buluşturmak, farklı şeflerle buluşturmak. Bu çok önemli. Evet. Mesela bizim buradan iyi yetişmiş Cemil Can diye bir kardeşimiz var. Kültür Bakanlığı'nın şefi. Geçen rica ettim. Konser öncesi geldi, çocukları çalıştırdı mesela. Onun gibi tanıdığımız şeflere rica edeceğiz. Tabii Ramazan'dan bir sıkıntımız yok. Ama farklı şeflerle çalışırlarsa o kendilerinin ileriye dönük deneyimi oluyor. Tabii. Ramazan, zaten Ramazan'ı gördüm ama her şeyleri değişiyor. Öyle mi? Evet. Daha farklı çalıyorlar, evet. Ediyorlar. Mesela Ramazan da gerçekten bu noktada çok başarılı ve çok sevgi dolu yaklaşıyor çocuklara. Prova sırasında izledim ben de onu. Mesela bir Hakan Aysev ile buluşturacağız çocukları. Bu da çok müthiş bir proje. Hakan çok sevdiğim bir kardeşimiz, o da beni çok sever. Onunla bir program yapacağız. O müthiş bir güzel olacak. Bunun gibi yani nazımızın geçeceği solistlere, bu piyano olur, keman olur, flüt olur. İşte yan flütle Şevik Hanım'la nasıl buluştuysak öyle başka iyi enstrümancı, yani Türkiye'de adı önemli olan insanlarla buluşturacağız onları. Ve bunlar onlara sürekli bir deneyim katacak. Evet. Ve daha iyi çalmaya, daha şevkli, daha iyi dikkatli çalmaya gayret edecekler. Ve daha güvenli olmaya. Tabii. Özgüven geldi mi bitiyor zaten. Evet. Şimdi onların şarkılarına sözü bırakmadan başkanım, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çocuklar için ve genel projeleriniz için kapanış adına neler söylemek istersiniz? Şimdi 2016'da Tepebaşı Belediyesi 2016'da gene bu mesela işte spor sahalarına devam edeceğiz. Sosyal projelerimiz zaten belde evlerinde yürüyor. İşte bu evde bakım hizmetlerimiz var. Onlar hep artarak gidiyor. Şu anda 500 civarında evimiz var. Bu Avrupa Birliği'nden aldığımız hibe programın önümüzdeki aylarda, yıllarda süratle devam etmesi gerekiyor işlerin yapımı açısından. İşte elektrikli otobüs aldık, hibrit araçlar aldık. Bunlar proje kapsamında olan şeyler. Mesela elektrikli otobüsler, yine Türkiye'de ilk belediyeyiz bunu kullanan. Evet, sürdürülebilir tabii, enerji konusunda tabii, örnek çalışmalarınız vardı bu noktada. Evet. O hibe programında bu gerçekleşiyor. Şu anda aklıma gelmeyen bir takım projelerimiz var. Onların işte hayata geçmesi için devam edeceğiz. Bu kapalı spor salonunu dediğim gibi Ağustos-Eylül aylarında tamamlayacağız. Ondan sonra onun tabii iş tefrişi ve işte yeni projelerin, onun içindeki yapılacak projelerin hayata geçirilmesiyle salonu da hızla devreye sokacağız. O da
bizim çok ciddi açıklarımızı kapatacak. Şöyle ki, Şirintepe'de yapılan bu salon, orada 50 bin kişilik halkımıza hitap edecek. Yanında Yeşiltepe, Sütlüce mahalleleri var. Yaklaşık 100 bin kişiyi kapsıyor. Bu tarafta da Ulu Önder var. Biliyorsunuz bizim iki kız voleybol takımımız var. Biri gençler, biri çocuklar voleybol takımımız. Gençlerimiz 3. ligde mücadele ediyorlar. Onların için özellikle yapıldı bu salon. Çünkü çok başarılılar, çok da iyi neticeler alıyorlar. Atletizm var, onda iyi neticeler alınıyor, ona devam edilecek. Su sporları şu anda çok önemli. Orada da diyoruz, Tepebaşı bölgesinde yüzme bilmeyen çocuk kalmasın. Geçen bir sertifika programımız vardı. 1000 civarında çocuğumuz sertifika aldı. Ve işte yüzmeleri yavaş yavaş öğrenmeye başladılar. Ama her kursta daha iyiye oturuyor. Giderek ileride tahmin ediyorum işte bir takım olacak. Onlar yarışmalara katılacak. Bu şekilde çalışmalarımız devam edecek. Tabii yaptığımız her projeden ayrı keyif alıyoruz. Gerçekten ayrı keyif alıyoruz. Senfoni içinde bir binada bizim bir dairemiz çıkacak, dükkan çıkacak daha doğrusu. Orası da bayağı büyük bir dükkan olacak. İkinci merkezi de oraya açacağız. Yani işte burada ne diyeyim 400-500 çocuk çalışırsa orada da 400 ve 1000 civarında çocuğumuz veya 1000'e yakın çocuğumuz. Ama ikisinden 700-750 garanti olur da. O zaman 1000 çocuğu mu hedefliyoruz başkanım? Aşağı yukarı. Şimdi zaten orkestralar A orkestrası, B orkestrası, C orkestrası diye deneyimlerine göre sıralanmaya başladı. Burada işte hepsi birbirini iterekten gidiyor. Yani bu bir şevklendirme, çalışma duygusunu arttırma, işin içine daha ciddi sokabilmek için böyle bir işte orkestraları atlayarak gidecekler. Neticede yani bütün projeler önü açık. Çok rahatlıkla 2016'da yeni başarılar elde edilecek. Ve Tepebaşı bölgesinde işte çocuk, kadın, erkek, engelli, yaşlı, hasta gibi bütün katmanların iyi vakit geçirebileceği, mutlu olabileceği gibi bir Tepebaşı hazırlanıyor. Bunların tepesinde de büyük bir aile var. Bu ailenin bütün fertleri mutlu olsun istiyoruz. Ki bayağı bir yol alındı bu konuda. Ama tabii Türkiye'nin bugünkü durumu var. Bu gerçekten hepimizi çok üzüyor. Güneydoğu'daki terör, işte Suriye'deki sıcak savaş ve sürekli Türkiye'nin işin içine çekilme gayreti var. İşte burada çok akıllı olmamız gerekiyor. Hani rahmetli İsmet İnönü de yeni anıldı. Rahmetli İsmet İnönü bizi 2. Dünya Harbi'ne nasıl sokmadı? Şimdiki devlet üstündeki olan insanların bu konuyu çok iyi örnek almaları lazım. İyi okunması eğer, gerekiyor. Tabii İnönü o gün Türkiye'yi harbe soksaydı bugün belki bizler olmayacaktık gerçekten. Farklı insanlar yaşayacaktı bu ülkede. Bu örnekleri çok iyi değerlendirmek lazım. Tabii en başında da Büyük Atatürk'ün söylediği yurtta sulh, cihanda sulh mesajı o kadar önemli ki bu insan hayatı cephede geçmiş ama barış aşığı bir insan. Bizim şu andaki devlet büyüklerimizin de böyle olması en büyük temennimiz. Bu ülkenin sağlıklı, huzurlu, başarılı olabilmesi için barışın gereğini çok iyi hissetmemiz lazım ve onu korumamız gerekir. Evet. 2016 yılında inşallah bu noktada çok daha güzel, çok daha
kalıcı adımlar atılır Sayın Başkanım. Diliyorum, ben de diliyorum, onu diliyorum. Programa katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, iyi ki varsınız. İyi ki bu tür projelere emek veriyorsunuz. Sevgili Zehra kardeşim, ben de sizlere, STV'nin bütün çalışanlarına çok emekleri var. Buradan teşekkür ediyorum. 2016 yılında STV'miz başarılı olsun, zinde olsun, dimdik ayakta olsun. Evet, bu dilekleri hepimiz adına kabul ediyorum başkanım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, sevgili seyirciler, 2016 yılının ilk programında sizlerle birlikteydik. Eskişehir çocuklarının çok güzel projelerine değindik. 2016 yılında da onların başarılarının devamını dilerken, şimdi sizleri onların şarkılarıyla baş başa bırakıyorum. Hepiniz şen ve esen kalın.